Yok. dün Hakan ben tüm e, verili bilgileri okuduğumda, ifadeleri okuduğumda bunların yıllardır bu işi yaptığını biliyorum dedi. Bugün bambaşka insanlar olarak çıktınız. Neden? Ya ben daha fazla, hani dün de size arkada söylediğim gibi, ben uzatmak için çıkmak da istemiyorum. Bugün de son zaten. Yani. yani. Hani o yüzden hani artık kısada, her şey zaten gün yüzü çıkmıştı, evet, dün. Ama yani ben daha fazla o zaman... Çok garip bir aile ilişkisi. Şimdi nikahsız bir birliktelik, bu birliktelikten dünyaya gelen bir çocuk var. Sen evden annenle beraber gidiyorsun, babanı, 9 aylık bebeği geride bırakıyorsun. Sadece kardeşinizi alıyorsunuz, kendinize yeni bir hayat kuruyorsunuz. Yapmanız gereken çok basitken, onu kanunlarla uzaklaştırmak gerekiyorken siz kaçıyorsunuz. Baban ortada, Sonra hepiniz bir araya geliyorsunuz. Altından bir aile faciası çıkıyor. Siz bir adam tarafından şiddet görüyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Değil. Bütün paranızı bu adama veriyorsunuz. Evet. Mantıklı mı? Değil. Mantıklı mı? Bütün maaşını bu adama vermen, alın terinde kazandığın parayı bu adama vermen mantıklı mı? Değildi. Sen e, e, birlikte olduğun adamdan dayak yiyorsun, baban susuyor. Annen dayak yiyor diyor ki haklıydı ama diyor, dört gün eve gelmedi diyor. Evet. Çocuklar perperişan. O adamın çocuklarına bakıyorsunuz. Evet. Bu adam size zulüm ediyor. Annen evet. sokaklarda dileniyor parayı veriyor. Oluyor, yatağın altına sıkıştırıyor parayı. Bütün kontrol onda. normal bir aile hayatı mı? Normal bir şey mi ya? Değil. Hayatım normal mi bu yaşananlar? Değil. Sizin bu adama ne gibi bir gebeliğiniz var? Hiçbir gebeliğimiz yok. Niye o zaman onun yanındasınız? Her şeyine boyun eğiyorsunuz. Zulmüne boy, boyun eğiyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kızıma hani bu Tekirdağ'a memur olduğu zaman geldiğinde ben dedim ki hani mutlu bir yuvası olsun. Ama bize bir zulüm edeceğini bilmiyordum. Bilmiyordum. Seni dövdüğü ilk gün o adamı niye kapı dışarı etmediniz? Ya edemez, edemedim çünkü neden korktum. Zaten gittim ben, esrarım o gün. O gün zaten e, kızımı O gün ben gittim da, zaten. O Yok kişi... ben çok bırakmak istedim. Hani hmm. kendisi de biliyordu. Hani babası da hep araya Horkum giriyordu. Musun? Yok hayır. Hani diyordum ki "Ya Hakan hani çocuklarını al git bak hani düzel öyle." Gitmiyordu. Hani diyordu toparlarım, düzelirim diyordu. Sonra Peki çocuk... Hakan dedi ki "Gel barışalım." dedi. O teklifine ne diyorsun? Ben hayır dedim zaten ekiptekilere. Ben kendisine tekrar sormak istiyorum Esra Hanım. Evet, herkese şahit. Hayır dedim mesela haber geldi. Sizi birbirinize böyle bağlayan o ortadaki sır ne çok merak ediyorum. O beni seviyor ki Esra Hanım zaten. He? O beni seviyor zaten. Bak bu kadar sokaklarda dilencilik, şiddet konuşuyoruz. Ortada bir mahzun kalan sevgi mi var? Yo. Ben işimi seviyorum diyorum. O da beni seviyor normalde. Yani bizim yuvamız Nedir var. Nedir sizi bir arada tutan? Bizi bir arada Hepimizi tutarsak, bir arada. Biz annesini çünkü, babasını böyle büyülenmiş gibi bir gün başka konuşup bir gün başka konuşturan, konuşturan nedir? Birbirimize bağlı olduğumuz için olabilir mi? Yani, ne bağı? birbirimize güvendiğimiz için olabilir mi? Ne konuda güveniyorsunuz? Her konuda. Hayatım sen bu kadını kapı dışarı götürü göndermiyorsun ki Allah muhafaza ipleri fazla bırakırsan e, bu kadın milleti neler yapar diyen sensin. Evet. Değil mi? Ama ben güveniyorum yani ben şimdi size güveniyorum örnek veriyorum dışarı çıkartıyorum. O da size Siz kendinize sahip çıkamadıktan sonra. Ama sen onu kendine sahip çıkamadığını söylüyorsun. Hayır. Fazla yani diyorsun. Normal kıyafetlerini düzgün giydiği zaman sıkıntı olmaz ama böyle hani açıkça sık giydim. O, o yönden de yani. aslında bir nevi aşağıladın onu. Giyim tarzı falan uygun Yok, değil aşağılamadım dedi. aşağılamadım ben mesela onu Mesela giyim tarzına takan bir için, adam kayınvalidesi dükkan dükkan dolaşıp para toparlıyor. Oh diyor mesela. Yok Esra Hanım ben öyle bir şey yapmadım. Ben paranın içinden gelmedim ki. Sokaktan geldim ben Esra Hanım. Benim annem babam rahatsız benim kendisi de biliyor babam bıçaklandı. Hayır değer yargıların menfaatlerine göre çatışıyor mu? ondan bahsediyorum. Yok hayır esra asla öyle bir şey düşünmeyin kesinlikle. Yok değer yargıların menfaatlerine göre çatışıyor. Yok, ben, Bu da çok zaman... tehlikelidir esra biliyor anı. musun? Yani e, menfaatin olduğu yerde değer yargıların hepsini e, pas geçiyorsun işine geldiğinde değer Telefon... yargıların devreye giriyormuş gibi. Sizi bir arada tutan duygu güven duygusu mu? E ben güveniyorum hepsine yani bir sıkıntı yok benim için. Kayınpederine güveniyor musun? Kayınpederim zaten nereye gideceğini bilmiyor. O kayınpederim bana güveniyor. Sibel Hanım da bana güveniyor. Kezban Hanım da bana güveniyor. Çünkü ben de onlara güveniyorum. Peki yani bizim... soralım İbrahim Bey, Hakan Bey'e güveniyor musunuz? Onun yanında kendinizi güvende hissediyor musunuz? Belli bir noktadan sonra ben onu zaten kendisinde fazla da güvenmiyorum. Tabii. Ne? Fazla da güvenmiyorum. Güvenmiyorsunuz. Evet. Nedir güvenmemiz? Şartlar onu ben çok zaman aramızda da geçti. Tabii. Ha benim gözümün önünde bana saygı ya da ne bileyim böyle bir şey yaparsan ya, sevgi verirsen yaptayım ama da, bunu daima ben söyledim zaten. Hı -hı. Babası karını cebinden alıyor, karını dövüyor, kızını ya dövüyor. Ya ben ona, uzun onların, uzun onların ben. Şimdi bak onlar patlak verdiğinde onlar bana onların ben kaç defa tartıştım zaten. Peki Sibel Hanım'a soralım. Hakan Bey'e güvenir güvenir misiniz? He? Güvenmem. Niye? Çünkü bu baskılarından dolayı artık ha, biraz var yok değil yani. Ne baskısı yapıyorsunuz? ha, size? Şiddet var. Her türlü her şey var. Peki. Yani yaşamak... Kezban Hanım güvenir misin Hakan Bey? Dünkü şeyinden sonra ben de bitti. Hangi açıklaması? Dünkü açıklaması en son yayındaki. Eee, Çünkü ben eskiden bu yargılamadığım için hiç karıştırmadım. Hani detayında inmek istemedim zaten. Anlatmaya çalıştığında da hep kapattırmaya çalıştım. Ama dün benim burada yayınımda benim yapmadığım ispatlayamayacağı şeyleri söyledi. Bir şey sorabilir miyim? Esra Hanım. Ama so, enteresan mesela bir... Hala da eski eşi bağlansın Şimdi gözle sana. anlaşıyorsunuz Hayır, siz. E, e, i̇lk bedan, defa dilencilik bağlamayın. konusunu ben gündeme Şıkarı getirmişim yoksa. gibi davranmaları Kim davrandılar. Halbuki yıllardır hepsi bu işi biliyorlar. Ve sistem Şu böyle yürüyor. Hakan Bey, hiçbiri size güvenmiyormuş. Tamam, güvenmeyebilir. Ben güveniyorum işte. Güvendiğim için bu haldeyim şu an. Çocuğum Arkanızı buna? dönüp gider Pardon. misiniz? Nasıl yani? Bundan yo, sonra. Yok, e şimdi mesela gelse desin ki, senle bir son kez konuşalım, anlaşalım. Ben yine, ben ekibe de söyledim. Hani son kez oturalım çocuk için. Ne yapmamız gerekiyorsa. Ben kabulüm yani. Bu şekilde. Ben tamam istemiyorsa, tamam yine ben ayrılalım. Ama... Bir son kez oturalım. O son kezde ne olacak? Ekip karşılıklı desin oğlum. Bir, şey bir sihirli diyeceğim. cümle söyleyeceksin ki bağlayıcılığı işte olsun. ekip duyacak, kameraman da olacak. O zaman Burada size... söyleyin o son cümleyi. Son kez burada görüşün. Ya şimdi eğer ki böyle bir şey olursa, olursa diyorum. Ne hani olursa? beraber tekrar olursa yani çocukla beraber üçümüz. daha da güzel bir hayatı atılacağını düşünüyorum. Bundan sonra Kayın Madeni sizin için e, sokak sokak dolaşıp il il hayır. gezip dilencilik yapacak hayır. mı? Hayır Esra Hanım hayır kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten e, kayınpederim... zaten bu yayından sonra bir daha bulundukları bölgede kim çıksa onları kapıdan çevirirler. Bu iş bitti. Ee, yok Esra Hanım zaten bak ben de diyorum Kayın dedi ki ben de hani or oraya gidiyoruz ama ben alacağım Mehmet Can'ı alacağım anneni ayrı tutacağım dedi. Siz de hayatınıza bakın bayramdan bayrama gelirsiniz gelirsiniz gelmezsiniz başım gözüm üstüne dedi tamam dedim ben de bu kadar yani hepsi bu. <laughs> Yani ben işimi seviyorum, sevmiyorum değil. Şimdi çocuk var ortada, ayrı kalma, kalmasını da istemiyorum. Çocuğun varlığını ispat edin, siz birbirinize güvenmeye devam edin, devletim size güvenmesin. 9 aylık bir bebek var, Devleti çıktınız, burada karalamaya kalkıştınız. 2 tane daha çocuk var, devlet bu çocuklar üzerinde inceleme yapsın. Devletin kurumunda çalışan bir anne var, sizden ricam bu çocukla ilgili olarak bırakıp, Beden ve ruh sağlığı bakımından daha annenin şefkatine muhtaç bir bebek. Bırakılıp, terk edilip gidiyor ve çocuk rahatsız. Bırakılırken de rahatsızlığı biliniyor. Bağışıklık sistemi zayıf deniliyor. Bu çocuk sağlık kontrolüne gidebilmesi için bir kimlik kartı olması lazım. Kimlik kartı yok. Siz orada bile o kadar çok birbirinize sır olarak güveniyorsunuz ki, daha boşanalı iki ay olmuş, çocuk dokuz aylık, bu çocuğun resmi kayıtlara göre babasının <laughs> biten evlilik olması gerekiyor. Siz ama onu ile Ama güven var. Şey. Ortada diğer iddiaların hiçbiri önemli değil. Yani o günlük hayatta hani hep konuştuğunuz sorun olmayacak şeyler sizin için, değil mi? Ya Esra Hanım şimdi tabii ki sorun olur böyle şeyler. Hani dilencilikleri olur budur ama. Yani Esra Hanım, yani işte ne anlatayım değil. ki ben size şimdi? Ben çocuğum için geldim buraya. Benim eşime var, yani ulaşayım dedim. Böyle bir şey yani. Ben ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum ki. İyi bir hafta sonu diliyorum ve e, bu, ve bu programda ya bundan sonra artık şaşırmam demeyeceğim söz veriyorum kendime. Ya Pazartesi tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.